Esselamu Aleyküm sayın seyirciler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'daki ailesini kaybeden Ali Muhammed Emin, yıllardır haber alamadığı akrabaları hakkında tanıklık verdi. Doğu Türkistan'ın Hoten, Karakaş şehri Koyçi köyü 1. mahallede ikamet eden 60 yaşındaki babası Muhammed Emin İsmail, 53 yaşındaki annesi Turnisa Han Cuma, kardeşlerinden 3 çocuk babası Muhammed Niyaz, 2 çocuk babası Mehmet Abdullah ve 1 çocuk annesi Patem Han Muhammed Emin'den 2016 yılından beri hiçbir haber alamadığını bildirdi. En son dolaylı yollardan aldığı haberlere göre, 1. derece akrabalarının suçsuz yere tutuklanıp ceza kamplarına kapatıldığını, oysa ailesinin çiftçilikle hayatını sürdüren masum insanlar olduğunu belirterek uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerinden yardım istiyor. Wuhan'a götürülen Uygur doktorların çocuklarını komşuya bıraktığı ortaya çıktı. Amerikan Sesi haberine göre Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünün merkezi Wuhan şehrindeki doktor, hemşire ve diğer sağlık personellerinin %30'unun koronavirüsü daha yeni görülmeye başladığı zamanlarda hayatını kaybettiği ileri sürülüyor. Geçtiğimiz haftalarda Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'dan Hubei'ye yardım adı altında karantina bölgesine 142 Doğu Türkistanlı sağlık personellerini zorla gönderdiği haberin doğruluğunu teyit ediyor. Fakat Wuhan şehrine götürülen Uygur Türk'ü doktorlar ailesinden ve çocuklarından ayrılarak Wuhan'a geldiğini ve birçoğunun daha küçük yaşta çocuğu olduğu sosyal medyaya yansıdı. Paylaşılan görüntülerde gözü arkada kalan doktor anne, duygularını anlatarak kocasıyla beraber karantina altına alınan hastanede görev yaptığını ve dışarıya çıkma ya da memleketine dönme şansı olmadığını, hayatta kalıp kalmayacağından bile emin olmadığını, çocuklarının çok küçük olduğunu, çıkarken komşularına bırakmak zorunda kaldığını anlatarak gözyaşlarına boğuluyor. Çin hükümeti 50'den fazla Uygur çocuğu virüsün merkezine gönderdi. 2017'den itibaren keyfi suçlamalarla tutuklanıp ceza kamplarına kapatılan ailelerden geriye kalan Uygur çocuklar, sözde Melekler Yuvası veya Sevgi Evi adındaki Çinileştirme kamplarına kapatılarak eğitiliyordu. En son Doğu Türkistan'daki bir ilkokulun öğrencilerini Çin'in Guangxi eyaleti Beihai şehrine gönderme anı sosyal medyaya yansıdı. Amatör kamerayla Turfan bölgesinde çekildiği tahmin edilen görüntülerde 50'ye yakın 10 yaşlarındaki kız ve erkek Uygur Türk'ü öğrencilerin Çin'in Beihai bölgesinde 40 günlük eğitim için valizleri ve çantalarıyla sefere çıkmak için meydana dizildiği kaydediliyor. Yeni tip koronavirüsünün hızla yayıldığı şu dönemde Pekin hükümetinin Uygur Türk'ü çocukları Çin'e göndermesi düşündürücü. Nitekim Çin'in yakın zamanki kaynaklarına göre Beihai şehrinde koronavirüsü tespit edilen kişi sayısının 39'u geçtiği, müşahede altında tutulanların ise 106'dan fazla olduğu açıklanmıştı. Çin hükümeti iki şehirde halkın mal varlıklarına el koyabilecek. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü terörden daha büyük bir global tehdittir, hayal edebileceğiniz en büyük düşmandır açıklamasını yaparken, Çin Komünist Partisi Çin'de iki şehir yönetimlerine özel mülkiyete el koyma yetkisi verdiğini bildirdi. Çin'in Guangzhou ve Shenzhen şehirlerinin yönetimlerine yeni tip koronavirüsü salgınıyla mücadele çerçevesinde şahısları, şirketleri ve yönetimleri seferber etme hazırlığını öngören tasarıları kabul ettiği ve bu kapsamda Çinlilerin özel mülk ve mal varlıklarına istediği şekilde sınırlama getirebileceği, hatta el koyabileceği belirtiliyor.
Aynı durum 1960'lı yıllarda Çin Komünist Partisi tarafından başlatılan kültür devrimi döneminde de yaşandı ve o zamanlarda zenginlerin mal varlıklarına el konularak meydanlarda teşhir edildiği biliniyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.